oluyor ay dedem? Elmas Bağ'dan geliyor Ferdoğlu, Elmas Bağ'dan geliyor. Hep böyle karanlıkta mı söyleyecek peki şarkısını? Vallahi ben de bilmiyorum Ferdoğlu. Bayanlar bayan, şimdi o geliyor. Türkiye'nin bir numaralı sesi, Türkiye'nin bir numaralı yıldızı, Türkiye'nin o geliyor ay dedem, o geliyor, tek günüm geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun. Herkes ona bayılıyor. Yanlış yapıyorsam ne olur affet beni. Hem ben sen ne diyorsan onu yapıyorum valla. Bayanlar bayan, lütfen en büyük alkışlarımız için ellerinizi hazırlayın. Çünkü sahneye biri geliyor. Ulan artık çıkartacaksanız çıkartın şunu, ne çok konuşuruz be. Sakin ol Fethullah, sakin ol. Nasıl sakin olayım ay dedem ya, nasıl sakin olayım? Benim neredeyse burada kalbim yerinden pörtleyecek. Adam hala cır 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 konuşuyor. Sakin ol Fethullah, sakin ol, böyle hazırlan hazırlan. Ve işte... Ve işte karşınızda Elmas Bağ. Tekrar. Bak görüyor musun? Tekkelim burada işte. Görüyorum Ferdoğlu, görüyorum tabii. Allah devamını getir inşallah. İnşallah dedim, inşallah. Hadi bakalım. Şimdi her şey sakin gidiyor. Yok ay dedem. Ben bu ayrılığa daha fazla dayanamayacağım. Ben Tekkelim'in yüzünü takmaya gidiyorum ay dedem. Ferdi, Ferdi! Dur, bekle Ferdi o! Şimdi olmaz! Hayır, hayır Ferdi, şimdi değil, şimdi değil! Kapsama aranmışım değilsen, beni evden ara. Kapsama aranmışım değilsen, beni evden ara. Merhaba, şu an evdeyim. Bu da ne bitmez şarkıymış böyle dedem ya. Koskoca Elmas Bağ'ın şarkısı da uzun olacak tabi. Şimdi başlıyoruz işte. Zamanı bırak dedem. Hadi, hadi şimdi tam zamanı bir Ferdi.
Tek gülme. E tabi. Sen şimdi benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sen daha yarım saatlik bebeydin ben seni en son anından öptüğümde. Tabi. Ama sen de biliyorsun kim olduğunu. Ay dedem. Elmas madem bana dabi dedi. O da biliyor bizler olduğunu. O da biliyor benim beşik ertmem, benim tek gülüm olduğunu. Bizi hiç unutmamış ay dedem. Güzel Allah'ım sana şükürler olsun. Ben tek gül değilim. Bak bu yüzük senin içindir tek gülüm. Bundan gayrı hiç ayrılmayalım diye takıyorum bu yüzüğü parmağına. Hemen bana bir açıklama yapar mısın sevgilim? Eğer beni yine boynuzluyorsan... Ya kardeşim bilebilirim. Burada önemli bir şey konuşuyoruz herhalde. Şöyle geri çekilsene. Ne? Ferdi! Benimle kısırköye gelip benimle evlenir misin Tekilim? Ne? Oha artık ya! Oha yani göz göre göre boynuzlanmak olmaz arkadaşlar. Müdahale edin ya ne bekliyorsunuz? Müdahale edin! Sana ne oluyor lan? O benim beşik etmem. Sana ne oluyor? Sakin ol oğlum. O benim beşik etmem bunlar. Sakin durun lan. Beni uzaktan nişanlım ya. Allah Allah. Yağmur. 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 Beni çıkartın buradan. Beni çıkartın buradan. Hadi Enis Bey. Getir. Getir. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaşlar. Hedefimiz arka kapı. Yürüyün arka kapıya. Nereye gitti bu limuzin ya? Ay bu kadar heyecanı, bu kadar gelime benim kalbim daha fazla dayanamaz ki. Ya ben direktman burada ölmek istiyorum yani. Nedense ben de valla. O zaman canını sevmeyen beni takip etsin arkadaşlar. Çünkü ben birazdan karşıma çıkacak. İlk Boğaz Köprüsü'nden kendimi atmayı düşünüyorum valla. Ay niye sallanıp duruyorsun Enis Allah aşkına ya? Niye sallanıyorsun? Hadi bir an önce şu limuzini bulalım da gidelim. Yok sevgilim. Şu anda benim en ekvatoral yerimden ayrılmak üzere. Daha çok onun için sallanıyorum sevgilim. Artık insanı bundan sonra kaçmaya yaya şeklinde devam edecek sevgilim. Vallahi o gece uyurken çok fena altıma kaçıracağım haberin olsun. İğrensin yani Enis. Hem iğrensin hem de tiksinsin yani. İkisi birden. Alo? Kardeşim nereye kayboldun ya? Bulamıyoruz seni. Nereye koydun bu limuzini? Tamam sen motoru çalıştıra dur biz geliyoruz. Tamam hadi. Neredeymiş? Aa yine geliyorlar. Vallahi da geliyorlar. Billahi de geliyorlar. Gel buraya çabuk al. Hem suç hem eşkıyalık sayılır. Saldırmak mı? Yok polis abi yok. Ben o şarkıcı kadına saldırmaya falan çalışmıyordum. Tam aksine parmağına yüzük takmaya çalışıyordum valla. Parmağına yüzük takmaya mı çalışıyordun? He ya. Kendisi benim uzatmalı beşik etmem oluyor da. Uzatmalı beşik etmem mi oluyor? Evet polis abi. Ay dedem öyle uygun görmüş ne yapacaksın? O zamanlar Kısırköy'de doğan tek kız bebek benim tek gülüm olduğu için fazla da bir seçme şansımız kalmamış zaten. Garibanlar uzun yıllardır birbirlerini görememişlerdi polis oğullar. Tam bu gece kavuşuyorlardı. Tam bu gece Ferdi oğul takıyordu yüzüğünü. Ama siz onun yerine bizim kolumuza taktınız kelepçelere. Oo polis oğul. Bakın yapmayın. Çok kutsal bir göreve engel oluyorsunuz. Çok büyük günah işliyorsunuz. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Ay ben bittim daha fazla koşamayacağım. Ay al benden de o kadar Yağmur al benden de o kadar yani. Sana ne oluyor be? He? Yarım saattir böyle sultanlar gibi tattırvalide taşıyorum seni. Daha tek adım bile atmadın. Sen ne yorum ya? Ay aşırı stres yordu beni tabii ki Allah Allah. Bence bundan sonra sen de bizim gibi koşarsan hem daha hızlı kaçarız hem de biraz spor yapıp stres atmış oluruz sevgilim. Neyse yine bu defa da hepsini atlattık galiba Elmas Hanım. Evet Allah'ıma bir şükür ya Rabbi. Yalnız şu anda bir başka sorunumuz daha var Elmas Hanım. Nedir Yağmurcuğum? Bir miktar kaybolduk galiba. Kaybolduk mu?
Nasıl kayboluruz yani? Nasıl kayboluruz yani? Ya bir insan bir gece kulübünün arka kapısından ön kapıya doğru koşarken nasıl kaybolur Yağmurcuğum? Bana bunu anlatır mısın lütfen? Ben de hep aynı öne doğru koşarsak kesin ön kapıya ulaşırız diye tahmin etmiştim ama maalesef bu gece kulübü yuvarlak değilmiş. Çok pardon. Şu anda böyle bilimsel esprilerin sırası değildi galiba. Yani ya. Ay kaçalım ay. Tekin. Tekin'im. Yüzünü beğendin mi Tekin'im? Ne güzel fark atmıştık adamlara. Bu yüzük benim alışveriş merkezinde beğendiğim yüzük Yağmur. Gerçekten de o valla. Ne büyük rastlantı değil mi Elmas Hanım? Yani sizin alışveriş merkezinde çok beğendiğiniz bu yüzük dönüyor dolaşıyor. Aman Allah'ım, bu yüzük o yüzük. O yüzük. Meğerse bu yüzüğü zaten sizin için almış. Ulan durun, iki laf ettirmediniz insanı beşik yetmesiyle ya. Hadi kardeşim yürü, emniyete devam edin. Tamam bir dakika. Masallarınıza. Sonra görüşürüz Tekin'im. Sonra görüşürüz. Hadi kardeşim. İnşallah hadi. İnşallah beğenmiştir Haydi'den yüzüğünü. İnşallah Ferdo. İnşallah. Artık siz de mucizelere inanıyorsunuzdur umarım. Bu mucize falan değil Yağmur. Değil mi? O sadece benim beşik kertmem. Sadece beşik kertmem. Senden bütün bu olanlar hakkında bir açıklama duymadan şuradan şuraya gitmeyeceğim, haberin olsun. O zaman siz burada kalıp paparazzilerin hızını kesin. Biz kaldığımız yerden kovalamacamıza devam ediyoruz Enis Bey. Okey. Arkadaşlar biz hazırız. Sizin durumunuz nedir? Hazırız arkadaşlar. Hazırız. Hazırız. Elmas Hanım. Hadi o zaman. Hadi. Hadi tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu araç sadece 6 silindir olur. Sizin az önce sorduğunuz gibi öyle çok fazla benzin falan yakmıyor yani. Anladım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Başka sorusu olan? Siz beyefendi. Bu araba Boğaz Köprüsü'nden geçerken normal araba ücreti mi veriyor? Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için size teşekkür ederim. Aç şu kapıyı. Neredesin sen kardeşim? Buradayım. Yarım saatten neredesin? Buradayım efendim. Sana boşuna buradayım. Para ödüyoruz bu kadar. Haklısınız. Hadi çabuk ol. Hadi. Paparazziler peşimizde, hadi acele edin. Allah. Sakın beni almadan gitmeyin. Sakın beni almadan gitmeyin. Enis Bey. Niye gitmiyoruz Allah aşkına? Enis Bey'i unuttuk. Aman bırak onu, unutalım, hadi gidelim. Olmaz durun. Niye? Bütün Vietnam filmlerinde helikopterle kaçarken son anda bir kişi unuttuklarını fark edip geri dönerler ya. Yine ne saçmalıyorsun sen Yağmur? Ne olur beni burada düşmanın elinde bırakmayın. Beni düşmanın elinde bırakmayın. Enis Bey'i burada bırakamayız. Nedenmiş ha? Eğer düşmanın eline düşerse sizin aklınızdaki pek çok paparazzi sel sırrı onlara sızdırır. Ah Enis! Kaç! Enis! Enis! Kaç! Enis! Kaç! Kaç! Enis! Kaç! Enis! Çeksenize içeri beni. Çek. Donuyorum ya.
Ya polisi, çok büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Çok büyük günaha giriyorsunuz. Ne olur atmayın bizi böyle kodeslere, bapuslara. Ne olur kapatmayın koskoca bir köyün kaderini böyle demirden kapıların arkasına. Niye hala koskoca bir dedenin sözüne inanmıyorsunuz polisi? Bence de Aydedem'in lafını dinleseniz iyi olur. Çünkü kendisinin aklı karşıdaki dağdan, gökteki aydan daha yücedir. Karşıdaki dağdan mı? He. Neyse neyse. Yarın sabah başkomiserimiz gelsin, artık onu anlatırsınız derdiniz dedeciğim. Ha bir şey de, bizim başkomiser çok sinirli bir adamdır. Sakın ona da aynı beşik kertmesi masalını anlatmaya kalkmayın. Biliyoruz biliyoruz. O da bize hadilen diyecektir kesin. Ne? Tamam polis oğul tamam. Sen bu gecelik at bakalım bizi kodeslere. Sabah olunca güneş nasıl olsa her gerçeğin üzerine vurduğu gibi bizim gerçeğimizin üzerine de vuracaktı. Hadi Allah kurtarsın. İnşallah polis oğul inşallah. Niye izin verdin Aydeden bizi böyle mapusa atmalarına? Biz böyle demir kapıların ardında ne yapacağız Aydeden? Boş ver Feride oğul. Nasıl olsa her halükarda bu gece yatacak bir yer arayacaktı kendimize. Oteloğlu'da onca altın kaptırmaktan da kurtulduk. Peki ya tek gülüm ne olacak Aydedem? Böyle daha kavuştuğumuz ilk geceden ayrı mı düşeceğiz yani? Bırakalım da tek gül kızımız da bu geceyi düşünerek geçirsin Feride oğul. Düşünerek geçirsin de ilk geceden bizden korkmasın. Bizden korkmasın da tekrar karşısına çıktığımızda bu defa iki çift laf etmemize, bu defa kısır köyün kaderini anlatmamıza müsaade etsin. Sen bilirsin Aydedem. Senin aklın karşıdaki dağdan, gökteki aydan daha yücedir. Mutlaka vardır senin bir bildiğin. Vardır efendim, Feride oğul vardır, vardır. Feride oğul, gel bak şurada oturalım. Oturalım da dinlenelim. Oturalım Aydedem, oturalım. Feride oğul, yüzük tekir kızımın parmağına tam geldi mi bari? Yok, biraz sıkı geldi galiba Aydedem. Sıkı mı geldi? He. Tam ölçüsünü bilmeden alınca böyle oluyor tabi. Tabi. Sen o zaman tam takamadın mı tekir kızımın yüzüğüne? Yok Aydedem, iyice kalktırdım, iteledim, taktım. Feride. Sakın espri yapma Aydedem. Kızma Feride oğul, kızma. Gel, elimi tut. Ay. Potito, elimi tut. Ay, ne geceydi ama. Aman of be. Ya ben her gece bu kadar strese gelemem ki. Bu geceden itibaren sahne hayatıma son veriyorum. Hatta içeri girip eza dolabında karşıma çıkacak ilk uyku ilacı şişesini direktman kafama dikerek tüm biyolojik hayatıma da son veriyorum. Hayran ve sevenlerime duyurulur. Ha? Ölmek istiyorum ya, ölmek istiyorum Yağmur ya, of. Ha, ben de siz böylesine uzun bir cümle kurunca yeni bir şey söyleyeceksiniz zannetmiştim. Allah! Belime karışır. Çok fena belime karıştı. Her tarafım karacalanıyor vallahi. Aa. Ne güzel işte. Aklın başına gelmiştir belki biraz. Elmas çok uyum ediyorsun vallahi. Size yol boyunca tuttum beni. İçeri çekin, tepeye sıkıştım dedim. Karşımda kıkır kıkır görüştünüz be. Resmen k***ın donuyor. Terbiyesiz. Bu güzeli babada insan şey döner mi hiç? Sen de 40 kilometre boyunca son sürat giden bir limuzinin tepesinde böyle tutup sancak bayrağı gibi sallarsan donar hem de buz olur yemin ederim. İyi geceler Elmas Hanım. Eğer tekrar bana ve arabama ihtiyacınız olursa... Aman ben uzun bir süre limuzin falan görmek istemiyorum. Bundan sonra her yere yürüyerek gideceğim vallahi. Neyse. En azından peşimizdeki paparazileri atlatmış olduk Elmas ya, Hanım. Bir defa kolay atlattık vallahi değil mi? Atlattık vallahi. Allah 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 Allah.
Haydutla paşayı serbest bırak. Bu paparazzi ordusunu ancak onlar püskürtürler. Ama Yılmaz Hanım. Acele et Yağmur, acele et. Ya şu anda tek kurtuluşumuz bu. Yoksa geçen defaki gibi ağaçlara tırmanıp benim yatak odamın içini çekmeye çalışacaklar, biliyorsun yani. Evet, o da vardı. Doğru. Ha, acele et, hadi tamam. Acele et. Ay. Ay bacaklarım, ay bacaklarım. Ay ama ben durmadan bu böyle paparaziler tarafından kaçıp kovalamaca işi yüzünden yakında ay atletizme başlayacağım valla. Süperstar mıyım, banka soyguncusu mu anlayamadım. Kovalandıkça kaçan ateş böceği gibiyim. Kovalandıkça kaçan ateş böceği gibiyim. Kovalandıkça kaçan ateş böceği gibiyim. Merhaba Tekgül. Sen şimdi benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sen daha yarım saatlik bebeydin ben seni en son anından öptüğümde. Benimle Kısırköy'e gelip benimle evlenir misin Tekgül'üm? Bu yüzük senin içindir Tekgül'üm. Bundan gayrı hiç ayrılmayalım diye takıyorum bu yüzüğü parmağına. Kusura bakma Ferdi. Ama ben elmas maden olmaktan çok mutluyum. Bir daha da tek gül olmayacağım. O kısır döngünün içine bir daha dönmeyeceğim diye babama söz verdim. Aa, niye çıkmıyor bu yüzük ya? Niye çıkmıyor bu yüzük? Umarım hala bana bu yüzük hakkında bir açıklama yapmadığının farkındasındır Potidom. Kimse daha beni ilk geceden tek gülümden ayıramaz ule. Bekle tek gülüm.
Birazdan. Hey. Birazdan geliyorum. Allah cezanı verecek abi. Allah cezanı verecek. İşi aksatmak yok. Daha iki tane demir var törpülenecek. Ne oldu bana ya? İyi misin Hacı de? İyi Ferdol, iyiyim. Yine rüyamda bizim kan davası olimpiyatlarından özet görüntüler görüyordum da. Yani rüyanın heyecanından kendimi tutamayıp pat diye düşüvermişim buraya. Tabi canım, tabi tabi. Allah kesin senin cezanı verecek. Şu acıklara güzel işim geçivermiş vallahi. Ferdo. Efendim Aydede. Sen ne yapıyorsun orada? Mahpustan kaçmak için demir parmaklıkları törpülüyorum Aydede. Ne? Daha yeni başladım törpülemeye ama sabaha kadar bayağı bir yol almış olurum herhalde. Allah'tan polis abiler üzerimizi ararken bu tırnak makasını fark etmediler, biliyor musun Aydede? Anlıyorum efendim, anlıyorum. İyi o zaman. Sen bu demir parmaklıkları törpülemeye devam et. Ben de şu düğmeyi koparıp duvarda bir tünel açmaya çalışayım. Artık kimin işi önce biterse oradan kaçarız. Olur olur. Ya Ferdo, böyle minnacık bir törpüyle koskoca bir demiri kesebileceğini mi sanıyorsun sen? Sus! Ya ömrümüz yeter mi böyle bir kaçış projesine? Proje! Ne o? Bak, gel biraz sakinleş. Sakinleş de aklını başına topla demek oluyor. Gel. Sen şimdi bu demirleri açsan bile ne olacak sanıyorsun ha? Hapislerden kaçıp firari olunca Tekin'le bir daha hiç kavuşamayacağını bilmiyor musun Ferdoğul ha? Bilmiyor musun? Ama ben artık kavuşamamaktan çok yoruldum Aydede. Ben bu üzerimizdeki lanetten, bu bizimle durmadan oyun oynayan kaderimizden çok yoruldum. Çok sıkıldım. Çok az kaldı Ferdo, sabre. Çok az kaldı. Daha neye çok az kaldı Aydede? Neye çok az kaldı? Az falan kalmadı. Ben bugün Tekgülüm'ün parmağına taktım mı yüzüğümü? Taktım. O zaman biz niye hala ayrıyız Aydede'm? Niye tam aydınlığa çıktım derken kendimi karanlık kodeslerde buldum? Gel Ferdo, gel gel. Gel gel. Ferdo, ben sana ne dedim? Bu iş hiç kolay bir iş olmayacak demedim mi? Dedim. Biz bu gece en azından Elmas Maden'in bizim hikayemizi bildiğini öğrendik. Öğrendik mi? Ya. Emine Han'ın kızı olduğunu, başımızdaki lanetleri, oynadığımız oyunları, senin onun Beşik Kertmen olduğunu bildiğini öğrenmiş olduk. Biz bunu nasıl öğrendik Aydede? Beni görünce bana hiçbir şey anlatmadı. Öyle baktı sadece. Ferdo, sana dabiledi ya. Ha, dabi dabi. Dabi dabi dabi. Ne? Polis abilerin akılları başlarına geldi galiba. Bizi çıkartıp niye geliyorlar Aydede'm? İnşallah Ferdi oğlu, inşallah. Ulan da oldu şu. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ben ne yaptım ki muhtar bey? Tüh be. Bizim muhtarla davulcuymuş. He ya. Ben de bizi çıkartmaya geldiğini zannettiydim. Geçin. Selamun aleyküm Aydede'm. Aleyküm selam muhtar oğlu, aleyküm selam. Selamun aleyküm Aydede'm. Aleyküm selam davul oğlu, aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? Ey derim ey olalım işte. Sen nasılsın Ferdoğun? Ne olsun be muhterem mi? Tek günümü bulup da Kızırköy'e götüreceğiz diye öyle sabah akşam koşturup duruyoruz işte. Sizin işiniz de zor dabi. Ne zor dabi? Dabi. Bu gece burada kalın da aklınız başınıza gelsin. Aklınız başınıza gelsin de maç çıkışında taraftarı galyana getirip kavga çıkarmak neymiş görün. Yok polis kardeş. Vallahi bizim o maçla hiçbir alakamız yoktu. Biz böyle yolda yürüyorduk. Sonra birden ufak bir otobüs durdu önümüzde. Sonra alıp bizi maça götürdüler.
Bütün maç boyunca zorla bize bunları çaldırıp kaba kaba şeyler söylettiler vallaha. Kaba kaba şeyler mi? Gerçi şarkılar hep bildiğimiz şarkılardı ama sözleri pek mi kabaydı? Pek mi küfürlüydü yani? Ha. Mesela ben fincanı taştan oyarları güzel bir halk türküsü olarak bilirdim. Ama meğerse değilmiş. Daha başka ne anlamları varmış? Aman! Uçkur'unla ilgili şarkı duyunca pek sevindin demiş Şapşal Davulcu. Sevindim tabii. Allah sırsanı verecek. Kaba şey. Şu boynunuzdakileri verin bakalım önce. Ver bakayım şunu. Ver. Boynunuzdakileri verin. Böyle polis bandosu gibi giremezsiniz nezarethaneye. Hadi çıkarın şunları. Ne olur alma bunları bizden polis kardeş. Alma yoksa şurası konuşurup hafiften müzik yapmazsak vakit geçmez sabaha kadar. Müzik yapmazsanız mı? He ya, müzikle birlikte vakit daha bir hızlı uçup gidiyor biliyor musun polis kardeşim? Olmaz kardeşim. Bunlarla giremezsiniz içeri. Madem çok müzik yapmak istiyorsunuz, çömersiniz şuraya. Biriniz türkü söyler, diğeriniz de el şırpar. Olur biter işte. Demek türkü söylememizi istiyorsun ha? Heh, sen bilirsin o zaman. Hadi davulcu, patlat bakalım bize şöyle güzel bir türkü. Ne? Hadi söyle diyorum şu en sevdiğin türküyü. Emin misin lan bu tabi? Eminim tabi. Sonra kavga sesi Şapşal davulcu diye tokmağı kafama vurma ha. Yok yok, Şapşal davulcu vurmam. Hadi hadi. Peki. O zaman hani meyi samanlıkta basmışlar, basmışlar dumanını. Sen haklıymışsın polis kardeş. Bizim adetlerimizi alıyor madem davulcu sabah kadar eğlendiriyor bizi. Hayır efendim, elini yerden pastırmam. Allah cezanı çok fena verecek haber. Davulcudan başkasına tamam, şunu susturun, bastırmam amene. Tamam bayılacağım şimdi ha. Yeter dedim Şapşal davulcu. Allah cezanı verecek. Hani kafama vurmayacaktın Muhtar Bey? Hadi geçin içeri geçin. Akşam kafamı şişirdiniz Allah ha. Allah senden razı olsun polis kardeş. Hadi Allah kurtarsın. Daha da nasıl bakalım Muhtar oğul? Ne olsun be Adidem. Biz de sizin ardınızdan kaset neyim çıkartıp ünlü oluruz diye düştük işte İstanbul yollarına. Çok iyi yapmışsınız canım. Bu zaman da şart tabi. Tabi. Bizim sürü ne alemde davulcu emmi? Sürü çok iyidir Ferdi oğul. Bütün koyunların, Gınalıcan'ın, Kıvırcık Şah'ın, Zilli Gül'ün, Geviş Oğlan'ın, Kuzuhan'ın, Berket Üyün, Boynuz Naz'ın hepinize çok çok selamı vardır ha. Aleyküm selam. Hatta bizim Berket Üyü'yle Boynuz Naz'ın yakında bir kuzu bebeleri olacak biliyor musunuz? Ha, Esam mı diyor Muhtar oğul? Esam tabii ya. Test sonuçları daha dün geldi. O ne demek be? Ben Boynuz Naz'ın karnını okşayıp kontrol ettim yani. Ha. Allah analı babalı büyütür inşallah. İnşallah. Bu zamanda bir evlat yetiştirmek işte kolay bir iş değil tabi. Tabi. Ölmek istiyorum ya. Çıkmıyor. Yağmur ya. Parmağımı mı çıkartıyorsun yüzümü mü Allah aşkına? Ne yapayım? Çıkmıyor işte Elmas Hanım. Nasıl taktıysanız o yüzüğü parmağınıza. Ben takmadım bu yüzüğü. Öyle mi? Kim taktı peki? Beşik Kertmem taktı. Ha, öyle mi? Onlar içeri nasıl girdiler Yağmur? Nasıl Elmas Hanım? Hem de her zaman benim özel misafirlerim için ayrılan masada oturuyorlardı. Allah Allah. Ya Allah Allah. Gerçekten de Allah Allah. Sen bana bir açıklama yapmayı düşünüyor musun? Şimdi hatırladım. Gece kulübünün kapısında duran güvenlik görevlilerinden birisi sizin Kısırköy'denmiş. Adamcağız yıllardır görmediği hemşirelerini kapının önünde görünce dayanamamış tabii. Yani yüreği... Yağmur. Siz ne güzel az önce ağlıyordunuz ya. Sen aldın değil mi onları içeri? Evet. Bravo. Önce canlı yayındaki o gizli dosya, sonra basın toplantısındaki canlı kameralar, şimdi de bu. Sinsisin Yağmur, sinsisin.
Ben sadece size yardım etmeye çalışıyordum Elmas Hanım. Bana yardım mı etmeye çalışıyordun? Bana yardım etmeye çalışıyordun ha? Böyle her şeyi alt üst ederek, bütün hayatımı, tüm kariyerimi mahvederek nasıl bana yardım edebileceğini düşünüyorsun ha? Nasıl? İnanın hiçbir şeyi mahvetmek değildi amacım. Yani akşam yolda gece kulübüne giderken arabada söylediğiniz şeyleri düşündüm ben sadece. Belki sizin de herkes gibi hayatınıza durup biraz nefes almaya, biraz düşünmeye, herkes gibi hayatın biraz tadını çıkarmaya hakkınız vardır diye düşündüm. Sen benim yerime nasıl böyle bir şey düşünebilirsin Yağmur? Ha? Ben sizin hayattaki tek ve en iyi arkadaşınız değil miyim? Gerçekten, gerçekten inanın bana. Size bir kötülük yapmak değildi amacım. Yani ben sadece düşündüm de şu hayat birbirini ıskalayan bir sürü aşklarla dolu. Yani şu kısacık hayat aslında birbirlerinin yarısı olup da aslında asla o diğer yaralarını bulamayan bir sürü mutsuz insanla dolu. Bu dünya bu yüzden çok mutsuz bir dünya ya zaten. Belki siz, yani hayattaki en iyi ve tek arkadaşım olan siz. Belki diğer yarısını bulabilmiş o çok mutlu insanlardan birisi olursa çok 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 iyi bir şey olur diye düşündüm ben. Zaten arkadaşlar başka ne içindir ki? Sağ ol Yağmur. Ne olur, eğer bir gün siz de benim diğer yarıma rastlarsanız, ne olur onu bana getirin. Olur Yağmur, olur olur olur. Hadi, gidip yatalım artık. Yarın Teoman Bey'in ofisinde reklam toplantısı var biliyorsun. Aa, evet. Doğru ya. Teoman Bey yarın bize kampanyanın detaylarını anlatacaktı. Aa, nerede benim bu ajandam ya? Ajandama baktım ama ben tamam, size toplantımın tamam, tam saatini tamam söylerim. Allah rahatlık versin. Size de Elmas Hanım. Ne var biliyor musun Yağmur? Ne var Elmas Hanım? Ben diğer yarımı bulsam da bu defa pas geçmek zorundayım galiba. Nasıl? Olduğum yere tırnaklarımla kazıyarak geldim ben. Ve dışarıda binlerce kişi, başta da pırıl pıtrak, her gece yataklarına girmeden önce benim düşmem için, benim yok olmam için dua ederek geçiriyorlar. Ve ben bu kadar çabuk, bu kadar çabuk yok olup gidemem Yağmur. Siz bilirsiniz Elmas Hanım. Hep diyorum ya, fıkranın sonunu siz yazacaksınız. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen. Bravo! Çok sağ olun, çok sağ olun. Ya ne olur yapmayın böyle. Beni utandırıyorsunuz vallahi. Beni siz yarattınız biliyorsunuz. O ne demek be? Bilmem. Allah söyletti vallahi. Aa.
Artık kızmıyorsun bize değil mi Aydinem? İyi ki geldiniz muhtar oğul, davul oğul. Siz olmasanız burada sabahlara kadar davulsuz, zurnasız canımız çok sıkılacaktı canım. Çok sağ ol Aydinem, çok sağ ol. Ya muhtar oğul, davul oğul. Sizin ne işiniz var İstanbul'larda ha? Ne işiniz var ha? Ne işiniz var? 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 Osmanlı donanması emir ve görüşlerinizle hazırdır Miralayım. Çalma şunu, çalma dedim. Çalma mutlaka çalma. Sen Aydın'a bir askerliğini Osmanlı donanmasında yaptığını biliyor musun Davul Cemli? Osmanlı donanması mı? Ya demir var kafasında. Böyle sayıcı demir yani. Savaşırken gülle gelmiş kafasına. Ha o zaman normaldir tabii. Tabii. Ne olur kızma bize Aydidem. Biz sadece Ferdoğlu'nun poşesini vermeye geldiydik. Ferdoğlu'nun poşesini mi? Ne? Benim poşemi mi? He valla. Sürü başında otururken bir baktık bizim Ferdoğul ağacın tepesinde unutmuş poşesini. Zavallı çocuk. Buz gibi İstanbullarda ensesinde poşesi olmadığından üşütür. Üşütür de hasta olur. Hasta olur da Tekgül kızımıza yeterli randıman veremez diye üzüldük. O da ne demek be? Bilmem. Allah söyletti valla. Ya niye zahmet ettiniz buralara kadar muhtar abi? Yani ben ayarlardım buralardan enseme saracak bir şeyler. Ne zahmeti Ferdoğul? Elimize mi yapıştı yani? Görüyor musun Aydın? Muhterem ile davulcu ne kadar büyük bir iyilik etmişler. Sırf ben üşüyüp hasta olmayayım diye hiç üşenmemişler. Kalkıp da Kısırköy'den buraya gelmişler. Ya. Ben aslında çok iyi biliyorum Ferdoğul onların buraya niye geldiklerini. Çok iyi biliyorum. Ha, sen şey diyorsun Aydidem. Hay Allah. Biz size onu söylemeyi unuttuk değil mi? Sen neden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Hadi söyleyin bakalım, söyleyin. Biz hazır böyle İstanbul'lara kadar gelmişken kendimize bir kaset neyin çıkartıp bir miktar ünlü olalım diyoruz Ferdoğul. Ne? Ünlü mü olacaksınız? He ya, ünlü olacağız vallahi. Hadi lan. Seni arar bulurum. Aşk sonsuza. Aşk sonsuza. Aşk. Aşkı arıyor. Siz eksiktiniz şu koca İstanbul'da. Biz siz eksiktiniz kıçımıza kuyruk diye. Ne olur hemen o kadar celallenme Aydidem. Tamam vazgeçeriz bu şöhret sevdasından. Ama ben yine de koca memeli bir karı isterim ha. Allah senin cezanı verecek şapşal davulcu. Görürse bir tane de bana yolla davulu. Ne? Sen ne karısından ne bıngıldan bahsediyorsun davulu. Bakın burası İstanbul. Burası adamı yer yutar. Biz buraya İstanbul'da olalım, geldiğimiz yeri unutalım diye gelmedik. Biz buraya Ferdoğlu'nun tek gününü bulup Kısırköy'ü kurtaralım diye geldik.
Bizim yolculuğumuz umuda yolculuktur. Davulo, muhtaro. Sen de haklısın Aydidem. En azından izin ver, biz de size yardım edelim siz Tekül kızımızı ararken. Elbet bizim de bir faydamız olur. Elbet biz de bir işin ucundan tutarız. Ucundan tutarız vallahi. Sen çok konuşma şapşal davulcu. Ben senin neyin ucundan tutacağını çok iyi biliyorum. Şöyle bıngıl bıngıl olsa ne güzel olur. Bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor ya. Allah senin cezanı verecek. Bir şey yapmama gerek yok şapşal davulcu. Tamam tamam tamam. Tezin. Madem geldiniz bir kere, bundan gayrı yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hep bir elden Tekgül'ü ikna etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Ferdoğlu, çalışmalar nasıl gidiyor? Birkaç yüzyıl daha çalışırsam galiba bu demiri tamamen kesmeyi başaracağım Aydedem. Ne? Yok be Aydedem, öyle vakit gelsin diye kendi kendime oyalanıyorum işte. Ferdoğlu, sıkma canını. Yukarıda Allah var. Allah büyüktür. Ve herkesten önce o biliyor Tekgül'ü ne kadar çok sevdiğini. Onun senin beşik kertmen olduğunu. Onun senin diğer yarın olduğunu. O biliyor değil mi Aydedem? Biliyor da bir Ferdoğlu. O her şeyi bilir. Gel bak gel. Bizim elimizden hiçbir şey gelmese bile en kısa zamanda o bize bir mucize yollayıp duruma müdahale edecektir. İnşallah Aydedem, inşallah. Hepinize selamın aleyküm. Aleykümselam. Bunlar mı? Tamam. Bunlar benim adamlarım. Ben kefilim hepsine. Peki Teoman Bey. Siz yatın kalkın Teoman Bey'e dua edin. Serbestsiniz. Teoman Bey'e mi? İyi akşamlar Doğman Bey. İyi akşamlar efendim, iyi akşamlar. Allah sizden çok razı olsun Doğman Bey. Bizi böyle serbest bıraktırdınız ama biz sizinle danışıyor muyduk? Sizinle olmasa bile Ferdi Bey'le biz daha önce bir kez tanışmıştık efendim. Bu ne? Daha önce tanışmış mıydık? Yok abi, sen bizi birisiyle karıştırdın herhalde. Ben daha evvelsi gün geldim bu İstanbul'a. Ben seni hiç tanımıyorum yani. Hadi hadi dedem, abi bizi yanlış şey etmiş. Kaldık yine burada. Saçmalama Ferdoğlu, saçmalama. Yok yok. Ben sizi hiç karıştırmadım Ferdi Bey. Ferdi Bey mi? Bu adam niye bana durmadan Ferdi Bey diyor ay dedem? Ben nereden bileyim Ferdoğlu? O gece yüzünü tam olarak görememiştim. Ama şimdi çok iyi hatırlayabiliyorum. O gece mi? İşte o elmas madem benim beşik kertmem oluyor. Allah'ın izniyle de yakında evleneceğiz. Tabii ya. O sensin. Kim ben oluyorum ağabey? Kim olacak? Benim hayatımı kurtaran kahraman tabii. Kahraman mı? Kahraman mı? Gel seni bir öpeyim evladım. Ula. Ferdu, sen ne zaman kurtardın bu Dolman Bey'in hayatını? He? Hiç bilmiyorum ki Aydedem. Sen o çiş yerinde kaza yapan abisin. Ya o benim işte. Ne, çiş yerinde mi? Tamam tamam. Sen o gece otobüsten çiş etmek için inip de kaybolduğunda arada gidip de bu adam. Ne oldu efendim, niye takıldınız? Size bir şey ol demem gerekiyor da hemen uyduramadım bir şeyi. Ne olabilir? Doğman oğul deyin, olsun bitsin canım. Tamam. Doğman oğul. Tamam. Şimdi demek sen iki çiş arası gidip de bu Doğman oğulun hayatını kurtardın öyle mi Ferdo? Öyle vallahi dedim. Sonra da sen bana kızarsın diye saklamıştım. Ne kızacağım Ferdo, ne kızacağım? İyi ki de kurtarmışsın vallahi. Bak o da geldi şimdi bizi kurtaracak. Ne güzel ödeşmiş oluyorsunuz işte. Çok sağ ol Doğman oğul, çok sağ ol. Yok, henüz ödeşmedik. Ödeşmedik mi? Sen benim hayatımı kurtardın Ferdi. Ben sana bir hayat borçluyum.
Ve ben bundan sonra senin ve arkadaşlarının hayatını güzelleştirmek ve sana hayatta en çok istediğin şeyi vermek için elimden geleni yapacağım. En çok istediğim şeyi vermek için mi? Yani sana tek gülünü vermek için. Ha, olur o zaman. Ne?